Herkese selamlar dostlar. Aralık ayına start veriyoruz. 1 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecekler herkese şimdiden bol şanslar efendim. Öncelikle direkt bir bilgilendirme var. Onunla başlamak istiyorum. Aralık ayı için katı Telegram grupları yenilenmiştir. Bildiğiniz üzere her ay boyunca her ay başında böyle gruplarımız yenileniyor. Aralık ayı için de yeniledik aynı şekilde. Yeni ayda aramıza katılmak isteyenler Instagram üzerinden yazabilir veya katıl butonundan da katılabilirler. Instagram üzerindekiler de zaten ben mesaj sağlıyorum veya IBAN üzerinden de alabiliyoruz aynı şekilde. Bilginize katıl grubundaki arkadaşlar da yeni gruplara topluluk kısmındaki linklerden ulaşabilirler. Hemen bilgisini verelim, geçelim. Öncelikle skor yarışmasıyla başlayalım ve önceki skor yarışmasından bilenleri açıklayalım. Portekiz maçından Guardian, Guardian Bey isimli arkadaşımız ve İran maçında Tayra Öztürk isimli arkadaşımız kazanmıştır. Sizlere de bir adet maç skoru yarışması yapalım diye istedik bu videoda. Japonya İspanya maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Aralık ayı boyunca katı Telegram gruplarımızda misafir edeceğiz bilginize. Geçtim bunu. Yüksek misle dün ne yaptık ondan bahsedelim. Yüksek misle dün 2'de 2 oldu arkadaşlar. E, solda gördüğünüz Avrupa için verdiğim yüksek misliydi 1.66 gibi oranı vardı Galler İran maçına 3.5 olarak değerlendirdim Hollanda'ya da doğrudan 1 aldım zaten ben Hollanda'ya 1000 liraya 1660 TL gibi bir miktar aldık çok güzel oldu bir de tekli olarak değerlendirmemiz vardı Hollanda maçına şöyle bir değerlendirme yaptım Avrupa'da oranı daha yüksekti bu Nesine için Verdiğim canlıydı. 1.38 sanırım oranı vardı yüksek misli olarak da. Hollanda'nın ben Hollanda'nın ben burada 2-0 veya 3-0 maçı kazanmasını bekliyordum zaten. 2-0 gibi skorla bitti. Maç maç sonucu 1 ve 4.5 6 olarak yüksek misli yaptık. Başarılı olduk. Tebrikler efendim. Devam edelim. Yüksek oran seviyesinde ise 404 oranlı bir kombin paylaştım arkadaşlar. 7 maçtan oluşan ve şöyle ilk 4 maçı zaten çok güzel başarılı bir şekilde geldi. Hollanda maçına ilk yarı skoru 1-0 dedim. Geldi. Senegal'e 2-3 gol dedim. Geldi. ABD düellosu ve Galler düellosuna 0 verdim. Biri 3.50 gibi orandan geldi. Diğeri 2.80 gibi orandan geldi. Sistem olarak değerlendirenler zaten burada bir miktar para aldıklarını da söyleyelim. Yüksek oran odasında da bu şekilde yüksek oranlı maçlar ve sistem kuponları sizlere önermekteyiz. Geçtim bunu da. Günün katı Telegram grubundaki ideal kombinesi de başarılı oldu. Neydi o kombine? 4.5 altında bir Hollanda galibiyeti ve Galler maçına 9.5 alt kolonları olarak değerlendirme yapmıştım bu kombineydi. Bu da başarılı oldu. Bilginize tebrik edelim arkadaşlarımızı. Kasım ayının grubunu güzel bir şekilde sonlandırdık. Canlılarda neler yaptık diye baktığımız zaman da ben iki tane canlı verdim. İkisi de başarılı oldu. Solda, verilen, solda verilen canlı dakika 22'de Ekvador maçına 1.5 üst olarak verilen canlı Çağdaş vermiş. Başarılı oldu o da tebrik edelim. Ben de belli gibi orandan Fenerbahçe'nin 97 sayı atamayacağını varsaydım ve 81-82 sayı attı. Herkes açık grubumuza da atlama canlıyı zaten. Oradan da kazanç elde ediyorlar. Oradan kendi gruplarımıza da zaten geliyorlar zaten. Daha çok kazanmak isteyenler de o şekilde. Canlılarımız da aynı şekilde devam ediyor. Aralık ayında da devam edecektir bilginize. Artı 300 seviyesine bir like bekliyorum ve videomuza yavaştan da başlayalım istiyorum değerlendirecekler bol şanslar. Artık 300 seviyesini like atarsak like butonuna basmadan geçmeyelim. Emeğe saygı diyelim. Herkese bol şanslar. Kanada ile Fas mücadelesiyle başlayalım. Zor bir maç olacak gibi görüyor. Yani alta biraz daha yakınım bu maçta. Fakat alt üst gol tercihine gitmeyeceğim. Dünya kupasında çok böyle gol tercih yapınca e, sıkıntı oluyor. Maçlar çok dengesiz bitiyor. O takım bir anda açılabiliyor. Ya çok kapalı oluyor. Gol gelmeyince kısır bitiyor. 0-0 bitiyor vesaire. Ya sıkıntılı oluyor. Ben burada şöyle bir tercih yapacağım ekran parlaklığını açalım. Ee, Kanada'nın ben burada zaten herhangi bir iddiası kalmadığını görüyoruz. Sıfır puanı var. Alsa neyi almasa neyi burada. Hiçbir iddiası yok. Belki oyuncular da rotasyona gidebilir. Fas tarafından berabere kalırsa gruplardan çıkabilen bir Fas var. Burada ben şöyle bir oyun bekliyorum. Ee, topu daha çok Fas takımı oynar diye düşünüyorum. Daha, daha çok topu Fas ayağında tutar gibi görüyor. Çünkü beraberlik bile yetiyor. Burada bir tane de gol atarsa üstüne yatar gibi geliyor. Maç o yüzden tempoydu burada pas düşürmeye yönelik oynar. Bence bu maçta 10 tane korner çıkmaz. İdeal önereceğim tek tercih. 9.5 korner altı. Burada bir 1.35 gibi oranı var. Ben mücadelede 10 kornerin çıkmasını beklemiyorum. Tek tercih. Geçtim. Japonya İspanya mücadelesi. İspanya'da gruptan lider çıkmak isteyecektir bence. Şu anda lider lider galip gelirse kafası rahat olacaktır burada. Japonya ile oynayacaklar. Japonya'yı yenebilir mi? Bence Japonya'yı da yenebilecek bir kadrosu zaten var burada. 1.22 gibi onu açmışlar. Burada İspanya takımı galip gelirken nasıl bir galip gelir bunu konuşmak lazım. Ben burada İspanya takımının galip gelirse 4.5 altında galip gelmesini bekliyorum. En azından bir oran alalım istedim burada. 4.5 altında 2'ye yaptığınız zaman da 1.48'de bir oranı var. İspanya burada dediğim gibi birinci olursa grupta diğer F grubunun sanırım ya F ya e grubu ikisinden biri zaten İspanya'da da onun ikincisiyle oynayacak. O yüzden neden gruptan birinci çıkmak istemesin diyorum ben burada. Galiba Hırvatistan veya ne bileyim Belçika o gruptan biriyle eşleşecekti İspanya burada. O grubun ikincisiyle. 4.5 altına 2 yapalım. Maçın beklenti skoru da 2-0 zaten bilginize. Costa Rica-Almanya mücadelesi. Şimdi Costa Rica burada ne yapar bilmiyorum. Japonya'yı yendi ama Japonya'yı nasıl yendi? Çok sürpriz oldu o maç bence. Fazlasıyla sürpriz oldu Almanya bence burada duman edecektir Costa Rica'yı. Fakat nasıl kazanır? Yine burada iddiacılar yatar mı? Yani herkes zaten bakın handikabı 3 handikaptan açmışlar. Görüyorsunuz. O yüzden sıkıntı. Ben bunu Avrupa'da oynayanlar için handikap 1 olarak yani iki farklı Almanya galibiyeti olarak önerebilirim. Ama burada ben e şöyle nesine üzerinden maç golü üzerinden baktığımız zaman da ne alabiliriz diye baktığımız zaman da ben burada Costa Rica'nın gol atmasını beklemiyorum açıkçası. O yüzden burada KG var yerine KG yok tercihini burada. 1.46 gibi oranı var. Bence bu mücadele Costa Rica ya saldırmak ister bir Dünya Kupası'na çıkma ihtimali var. Ama yani Almanya ile oynuyorsun. Almanya zaten gizli favoridir her zaman veya normal favoridir hiç fark etmez. Costa Rica'nın ben burada gol atmasını beklemiyorum. no de gol yemesini beklemiyorum. Zaten oyunun üstünlüğü tamamen bence ya Costa sahasında çıkacaktır. Ara ara kontra yakalarsa belki orada yerler de. Yani başka türlü oran alamayız bu maça. O yüzden KG yok tercihini sizlere önermek isterim bilginize. Geçelim Euroleague'e. Euroleague'den de zaten biliyorsunuz ya son haftalarda sürekli veriyorum ben ve sürekli de bir başarı sağlıyoruz. Kombinemiz olsun, tercihlerimiz olsun, yüksek oranlarımız olsun sürekli Euroleague'den kazanç sağlıyoruz. Buradan da Anadolu Efes'le Olympiakos oynayacak iki tane skorer takım ve iki tane beğendim takım ve şunu söyleyeyim. Olympiakos'un eli yüzü düzgün, eli yüzü biraz daha şu son dönemlerde iyice düzgün olduğunu söyleyelim. Hücum olsun, savunma olsun gayet ikisini de çift yönlü olarak da oynayabilen oyunculara sahip. Şimdi Anadolu Efes tarafına baktığımız zaman da La, bunlar kim dönecek mi acaba Kaç hafta oldu hala dönemedi. Geçen videoda bahsetmiştim. Röportajını seyrettim direktten. Özel röportaj vermiş Esport'a. E, hala elini biraz hissetmiyor. Sanırım bu maçta da olmaz gibi geliyor bana. Yine Clybird, Bobo'a oyuna girerse yani devreye girerse onun üçlükleriyle birlikte. Misliç, Keza bunlarla birlikte oynayacaktır. Mücadelenin ben şunu söyleyeyim. Üste gitmese bile çok keyifli bir maç olmasını bekliyorum. O yüzden ben burada üste gidebileceğini düşünüyorum. de düşünüyorum. 162.5 üstte burada 1.46 gibi ona oran açmışlar. Oran biraz yüksek ama ben dediğim gibi çok keyifli bir maç bekliyorum. O yüzden burada 162.5 üstü tek tercih olarak sizlere öneriyorum. Hatta şöyle de bir öneri yapalım. Efes son dönemde iyi gidiyor. 2.18 gibi orandan. Mücadeleyi kazanır ve üst yaparsanız da 2.18 gibi orandan da 165.5 buradaki baremi oran yüksek olduğundan dolayı böyle de bir tercih var. Yüksek oran ile birlikte aklınızda bulunsun. Asvelle Monaco mücadelesi. Bu maç öncelikle derbi maçı arkadaşlar. Fransa derbisi bu. O yüzden derbilerin bir favorisi yoktur. Fakat şu son dönemdeki form durumlarına baktığımız zaman da yani Asvel basketbol oynamayı bilmiyor. Böyle söyleyeyim. Biraz ağır olabilir. Şuradan 5 kişi çıksak asfale bir 20-30 sayı atarız gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten takım oyunu olsun veya buldukları şut yüzde, şut, e, şutlara baktığımız zaman da şut yüzdelerinde düşük kaldığını söylemek mümkün. Monaco iyi bir takım fakat şu son dönemde Monaco'da da bir düşüş olduğunu söylemek lazım. Yani Okobo son dönemde bir kurtarıyor gibi geliyor bana Monaco takımını. Fakat dediğim gibi Monaco tarafında da bir düşüş var. Ben mücadelenin direkt Monaco'nun galip gelmesini bekliyorum. Sadece korkum şu son dönemdeki Asfel zaten top oynamayı bilmiyor. Basket oynamayı bilmiyor. Ama şu son dönemdeki Monaco düşüşü ve derbi maç olmasından dolayı biraz da çekindiriyor bana. O yüzden yani yine de bir Monaco tarafına gidiyorum düz bir şekilde. Partizan'la Valencia mücadelesi. Yani burada Partizan tarafına yöneleceğiz. Çünkü Valencia takımı şöyle bir takım. Ondan bahsedelim. Ee, çok iyi başladılar aslında. Böyle anlamsız yerden sürekli üst üste üçlükler falan attılar. Efes'i falan devirdiler mi sanırım? Efes'e aldılar sanırım o maçı. İzledim de. Çok fazla üçlük attı. Fenerbahçe'ye de aynı şekilde. Yani ben dedim Valencia ne yapıyor ya dedim. Ama son dönemlerde ya o beklediğimiz Valencia'ya dönüştü diyeyim. Yani düşük seviyedeki Valencia döndü. Partizan burada bir iki işte bir iki tane yıldızın eline de bakıyor. Özellikle takımın Kevin Panther çok önemli bir oyuncu Partizan adına ve özellikle en önemli olarak da koçu Obradovic yani EuroLeague'de çok saygı gören bir hoca. Zaten Fenerbahçe Beko'da yaptıklarını biliyoruz. O yüzden ben burada Partizan tarafındayım. Valencia kötü gidişe devam eder. Şöyle 1.37 gibi orandan Partizan'ın burada en az 3 sayı atar, en az 3 farkla galip gelmesini bekleyeceğim. Partizan takımı bence burada Galip de gelecektir. Toplamda 6 adet mücadele anlattım. İdeallerinden bahsettim. Sanırım 2-3 tanesini yüksek oranda verdim. Değerlendirecekler. Aklını yatanlar bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.